Evet, Osman Can da Kürşat'la aynı şekilde. Yani aslında birçok kişi aynı şekilde orada bir çarpmalar yaşadı ama daha hırslı atlayınca daha çok darbe sert. O çıkarken mi yaşıyorlar acaba? Tam sabunlu yer sabunlu var ya. Yerde, orayı evet. Kemal abi. Oraya da böyle yukarıdan atlarken bacakları biraz daha yukarıya çekip de atlamak gerekiyor. Lazım, atlamayınca aynen. Kaval kemiği bölgesini... Sizde var mıydı bir gün bu bölüm görüş? Buna benzer bir şey vardı, vardı galiba. Bizim evet. Çok kötüydü. Bizim bir sabun oyunumuz vardı. Direkt sabun ama oyun. Hani kaydıraklı bizim böyle. Doğru, evet. Aradan bir sürü topları atıyorsun. Evet. Topları da yukarıdan aşağı sepete direkt düşürüyorsun. Sabunla kayıyordum bizde. Bayağı gözümüz nasıl yanmıştı. Bizimki şey ya. O sabunu biz tamamen duş almak ve yıkanmak için kullanıyoruz. Çıkmıyor. Nehire bir girdik. Üstümüz başımız öyle bir yağlı sabun herhalde. Yapış yapış. Bütün, yemin ediyorum bak hatırla, bütün nehir köpüktü. Çıkmadı üstümüzden. Bir de bizde daha herhalde... Aynı. Bizim başlardaydı ama hani bir de galiba, hiç duş almadığımız için o duş alma şeyimizi sabunla kullanıyorduk. Bir de bunlara herhalde yeni bir teknoloji getirmişler. Biz gözümüzü açamıyorduk. Evet. Gözümüzü açamıyorduk. Gözümüz. 10 dakika gözler kapalı. Kim kazandı, kim önde falan. Yandı yandı diye suyla yıkamaya çalışıyordu herkes böyle direkt. Aynen. Çok aşırıydı. Burada tam ben vuruş alanını göremiyorum. Benim gördüğüm açıda bu arada sanki... Bir 20 santim, 30 santim yukarıdan geçiyorlar gibi hissediyorum aslında ama. Aslında burada Osman Can'ınkini tam göremiyoruz ama bir önceki izlediğimiz VTR'de Kürşat'ın yine ayağımı vurdum dediği yerde arkadan çekildiği zaman daha iyi anlaşılıyor. Acaba bacakları mı açılıyor aslında tam atlarken, kenarları atlarken, mı? Şöyle düşün, atlarken şuraya çarpıyorlar gibi, şöyle düşerken. Ön taraftaki şey. Evet. Aslında daha böyle pis bir acı, ne biliyor musun? O emeklerken dizlerin. İşte sudan çıkıp kumun üzerinde yürürken. Zaten. Dizler zaten... Paramparça, bir de orada emeklemek. Ya benim en çok canım yakan emeklemekti yani. Nasıl dizim tekrar yere koyacağım şu diye. An bak, hop evet. Orada çarpıyor. Sağ bacağı. Aynen. Orada. Ama o kadar dibine girmeden atlasa. Işte, bir tık önceden evet. Atlasa yaşamayacak ya da biraz bacaklarını çekse. Yakınlaştıkça ileri daha fazla giderim şeyiyle gidiyor aynen. Galiba. Daha önce darbe varsa orada yine kafan aynen. Oraya konsantrasyona gidiyor. Kafan oraya gidiyor. Morarmış diyor bir de. Yani demek artık... Çürümeye yüz tutmuş oralar. Allah bir de artık insanın öyle bir şey oluyor ki dayanamıyoruz. Yakalayacağım gözü görmüyor yani. Tahammülün de azalıyor biliyor musun? Mesela normalde böyle küçücük bir yere bir dersin geçersin ama artık bir... Üst üste gelince. Bir, iki, üç artık böyle tahammülün kalmıyor. Yeter diyorsun ya. Orası böyle daha böyle bir naifleşiyor. Hani sanki hiç vurmamışsın gibi tekrardan vuruyormuşsun gibi evet. Bir acının şeyi oluyor yani. Tarif doğru de edilebilecek bir şey değil. Tahammül kalmıyor. Peki şimdi o zaman Kemal geçmiş olsun. Yok gayet yerinde konuşmalar artı hani büyük geçmiş olsun. Biraz daha sıkın kardeşlerin dişinize bunu söylüyorum. Evet, artık doğru. Kuyruğuna geldiniz. Son düzlük. Evet acılar çok büyük onu hissediyorum. Ama o acıların mutluluk bölümünü yaşayacağınızı da tahmin ediyorum inşallah. Acıların daha büyükleri de gelecek ama. Ben efendim? Sana yani parkurlar çok zorlaşacak. Sona doğru evet, ben kesin. Aklım gidiyordu ya. Bu parkuru nasıl bitireceğiz? O bacakları... speed parkuru nasıldı? Siz oynadınız mı speed'de? Gidişli böyle dönüşlü falan. Aşırı uzun, yorucuydu. Bana şey var, geçenlerde bir parkur vardı. Yine sonlara doğru bize ona denk gelmişti. Hiç ayağa kalkamadığın parkurlar var bazen. Hmm. Sırf sürünüyorsun. Yani onu zaten bitiriyor, evet, bacaklardaki doğru. Bütün yaralar asıl orada. Tekrar lüks ediyor yani. Yani hissettiriyor kendini. O parkurlar inşallah biraz az olur. Bizim Survivor hadi milattan önce. Bir tarih. Deniz ya bak şimdi hepiniz şuna söylüyorsunuz hani. O yarışı kazanmak için mücadele ediyoruz. Bizde de tam tersi. En azından benim için söyleyeyim. Ya yarıştığım insan beraber var mısın yok musun da aynı masalarda olduğum kardeşlerim. Şimdi kızlar erkekler yarışıyoruz. Hepsini görüyorum. Hepsi benim canım ciğerim. Şimdi ben kazandığımda yemin ediyorum içim giderdi. Şimdi onlar yemek yemeyecek. Hani çıkamıyor zaten bizdeki şey acem birliğinde, askerde acem birliğinde hani sağa dön sola dön var ya. O misaldi böyle. Fazla böyle... Böyle parkurlar yoktu ki bizde. Daha dayanıklılık ve beceri üstüne denge, vardı. Denge, beceri, akıl biraz daha. Kolay modda oynayabiliriz. Böyle performans gerektiren parkurlar değildi. Yok, çünkü gerçekten hani bizim öyle bir deneyimimiz yoktu. Zaten belki ben 44 yaşında gittim. Belki imkan da yoktu o zamanlar. Oraya taşı. Oğuzhan abi vardı prodüksiyon. Kulakları çınlısı. 57 yaşındaydı. Bak Oğuzhan abi gitti de 57 yaşındaydı. Hani vay biz be. Tam... maşallah. Emekli grubu. Huzur evi öyle sakinleri. Huzur evi sakinleri. Hani Survivor öyle bir hale geldi ki şimdi Dominik'te nereden baksan 1500 tane çalışan çok, sadece çok. Oyun parkurları düzenlenen herkesin emeğine sağlık. Evet. Öyle parkurlar öyle çetrefilli işler hazırlıyorlar ki hani o zamanki prodüksiyona şimdiki tabii. Arasında dağlar kadar park var. Bir de zorlaşıyor gerçekten. Şimdi artık bu her sezon 6-7 ay sürüyor. Sizinki normalde 2 aya kadar yakın bir şey bizim... sürdü ve...
güncel olarak yayınlanmadı. Onlar aynen son tatile gitmişler. Hayır, 55 günde bitti. Proje gibi çekildi. Aynen, 55 günde... Arkadaşlar, bayram tatili bittiniz, geldiniz siz. Ne de olsa son 7'ye kalmış bir Kemal var anda. Bunu da, bir söyleyeyim yani, bir hatırlatayım yani. Biz ben, de iki finali... Ben son... 7'de 8. Yok, 10, 20 kişiydik biz. 20 kişi. 10 tabii. Kız, 10 erkek. 10 kız, 10 erkek gitmiştik. Son 7, ben 48. günde, son bir hafta kala elenmiştim. Dediğin gibi cumartesi, pazar yayınlanıyordu. Eylül'de başlamıştı galiba, Ağustos mu Eylül'de. Öyle aralığa kadar. Sizin boş gününüz daha fazlaydı. Ay kafayı yediririm. Boş günümüz? Hayır. Biz devamlı yarıştık. Biz hızlı çektik. Aynen. Yayınlanması hızlı çektik biz. Çok hızlı çektik. Yayınlanması sonradan. O zaman siz döndünüz, hala yayınlanıyor muydu? Evet. Tabii canım, döndük. Ondan sonra yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlanıyordu. Ve diyorum yani, o kadar kritik şeydi. Ben mesela hiç ödül de kazanamamıştım. Bir tane ödül kazandım. Gittik. Ertesi gün elendim. Şampiyon nasıl? Orada mı veriyorlardı? Hayır, İstanbul'a geldik. Hayır. SMS yoktu. Finalde SMS vardı. Bütün yayın bittikten sonra herkes evlere dağıldı. Tabii. Aynen. Vardı. İstanbul'a geldik. Yayınlar başladı. Yayınlanıyor. En sonunda finalini yaptık. Orada SMS'e girdi. İhsan'la Merve. Merve'ye de oradan selamlar olsun. İhsan zaten ara sıra görüşüyorum kendisiyle. O da şu anda tatilde. Bir keyif yapıyor maşallah. Çalışıyordur, bir işi var. O yüzden hani bizimkinde kazansan bir türlü, kaybetsen evet, bir türlü. Yani düşün şimdi. Hakan orada, Hakan'la beraberiz. Öbür tarafta Gizem var. Şimdi hakikaten insan üzülür ya. Yani sevdiğin birinin orada yemek yememesi, senin yemek yemen veyahut da onlar yemiyor, sen yiyorsun. Çok zordu. Ama ayrı bir keyfi var olmuştur kesinlikle. Müthiş. Hayatım boyunca kalabilecek en güzel anı. Efendim? Bir daha gider misin? Teşekkür ederim. Özgür'ün karşılığı. Ben almayayım, alana da mani olmayayım. Yeter. Nereden nereye işte. Yeter. Aynen valla. Kim bilir daha da nerelere gidecek. Evet. Önümüzdeki sene çok da enteresan şeyler olur büyük ihtimalle. Evet, şimdi tekrar düne geri döndüğümüzde Yusuf hata yapıyor ve sayıyı Aziz alıyor, o görüntüleri izliyor. Evet, Yusuf labutu heykeli ne diyorsak ona yanlış yere koyunca sayıyı Aziz kazanıyor. Evet. Kemal abicim, ne diyorsun bu görüntüye? Şimdi art niyet aramıyorum. Hı. Art niyet aramıyorum ama kendi menfaati doğrultusunda nasıl daha rahat atarım diye ortaya koydu. Ama şunu kaçırdı. Var. Orada bir var. Kameralar yaptı mı? Orada ne? Ben kuralın farkında ve bilinçli mi yaptın? Ben art niyet aramıyorum. Hani o anda bu kadar net düşündüğünü tahmin etmiyorum. Yani bunu kendini daha rahat atış mesafesi ve pozisyonu hazırlamak için ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani o anda şunu düşünmedi. Bu vardan geri döner diye düşünmedi. Vardan düşünse zaten onu normal yere koyar. Şimdi ama bahsettiğin Yusuf gibi bir yarışmacı olunca hani bütün kurallara vakıf, biz burada ne dedik daha önceden de, Özgür ve Yusuf. Hani parkur mühendisliği konusunda. Sen art niyet mi var diyorsun? Hayır, sen eğer ben bak art yaptı niyet, diyorsa. Hayır, ben art niyet düşündüğünü o an için gerçi bu söylediklerinde ben Barış'ı da öyle düşünmemiştim. Barış'a karşı da bunu yaptığını düşünmemiştim ama bu da senin bir teorin. Katılırım, itiraz etmem, saygı duyuyorum ama burada art niyetle hareket etmediğini ama kendine avantaj sağlayacak pozisyonda o yere koyduğunu düşünüyorum. Şimdi ben şunu soruyorum. Onu oraya koymaması gerektiğini biliyor muydu, bilmiyor muydu sence? İşte onu çözemiyorum. Onu çözemiyorum. Onu soruyorum işte. Ben çözemiyorum. Yani bence Yusuf ve Özgür parkur mühendisi. Hani evet. Onu en iyi okuyan onlar. Ya